Geçen yine fideciye gittim. Dedim ki ben salatalık fidesi almak istiyorum. Orada Çengelköy salataları yazıyordu böyle fideler halinde. Aldım, ektim. Yandaki komşum geldi bana dedi ki lan kabak mı ektin? Yok dedim, salatalık bunlar. Ama bir arada kaldım böyle. Ondan sonra aradan bir gün geçti. Ablam geldi. Ablam bizim ailenin tarım bakanı gibi böyle ekip biçme işleri ondan sorulur. Geldi, baktı. Şöyle dedi. Sen dedi kabağı ben sana verecektim dedi. Sen ekmişsin. Abla ne kabağı dedim ya. Bunlar bayağı bir salatalık. Yok oğlum dedi. Bu kabak. Ve 7-8 gündür bekliyorum salatalığa dönüşsün gibi. Hani hikayesi var ya. Çirkin ördek yavrusu. Bir zaman sonra kuğuya dönüşür ya. Ben de bu kabakların salataya dönüşmesini bekledim ama bunlar harbiden kabak. Ve şöyle söyleyeyim. Şimdi ne yapacağım? Bu kadar kabak sülaleye yeter. Normalde bir tane kabak bir aileye yeter. Bu 6 tanesi herhalde kabak içerisinde boğulurum ben. O yüzden alacağım, komşulara vereceğim birer tane. Buradan çıkarıp. Ama tabii bunun için ne yaptım onu söyleyeyim. Evet. Görüyor musun bunu? Tabii ne yaptım? Tohum almıştım. Salatalık tohumları. Ektim. Bak bu 4 taneden 3 tanesi çıkmış. Bir tanesi maalesef ihanet etmiş bana. Daha sonra aynı şekilde 2, 4, 6 tane şuralara bakıyorum. Aa bak çıkıyor 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 çıkıyor. Olaya baksana biraz böyle yardım edince. Evet. Şurası biraz tembel kalmış. 2, 4, 6 taneden de burada 5 tanesi çıkmış. Ha, ne yaptım? Kendi salatalık tohumlarından kendi fidelerimi oluşturdum. Şimdi oraya ekeceğim. Şimdi tarlamıza geliyoruz. Belle çıkarmaya çalıştık dedik ya bu kabaklar bize fazla gelecek. O zaman ne yapacağız? Çıkardıklarımızdan yandaki komşularımıza vereceğiz. Evet. Şuradan bakıyorum. Ah, bu çok iyi. Evet. Ekilebilecek duruma hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Götürüyoruz. Hatta salata tohumlarımız var. Ektiklerimden de götüreyim. Tamam. Böylelikle ne yapıyoruz? Hayatı paylaşıyoruz. Kabakları geçici yerlerinden çıkarmış olduk. Arka tarafa doğru bir iki tanesini şey yaptım, ektim. Şimdi salatalıklarımız var. Evet, o salatalıklarımızdan bir tanesini yerleştiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet, bereket Allah'tan. Evet. Şimdi ikincisine. Bunları tohum olarak ektim. Bayağı fide haline gelmesini sağladım. Şimdi bunları ekeceğim. Niye buraya ekiyorum? Tele doğru sık da eksem sonuçta uzadığında tellere sarılacaktır ve o şekilde büyümenin derdine düşecektir. İnşallah hayırlısıyla yemeği de nasip eder Allah. Evet. Kötü olan tarafı ıslatmıştım. Islatmasaydım iyiydi. Daha düzgün bir şekilde çıkardılar. Ama çok da sıkıntı değil artık bu saatten sonra. İnşallah toprağını sever.
Salatanın özelliği bol bol sulamak gerekiyor. O yüzden böyle elimin altına koyuyorum hemen yakın tarafa. Sulama kolay olsun diye. İşlem tamam. Evet, bu salatalıklarımızı ekiyoruz. Şöyle söyleyeyim, bu salatalıkların cinsi böyle uzun uzun oluyor ya, o salatalıklardan. Bir kısım onu ben şeyden almıştım, ziraatten almıştım şurada olanları. Onlar da o Çengelköy dedikleri biraz daha herhalde boyut olarak daha küçük oluyor. Onlardan ektim. Yetişince göreceğiz ne çıkacak. Şansımıza, bahtımıza. Buraya iki tane sırık diktik mi şöyle tellere doğru iplerle çevirdik. Biraz sarılsın dursun. Evet. Elimizde arpacık soğanları var. Bunları özel bir şeye, bir yere dikmeye gerek yok. Yani canının istediği yere batırırsan yaklaştırabilirsin. 5-10 gün içinde zaten taze soğan yeme şansına sahip oluruz. Evet. Çok da iyiyim değil mi? Bunu da yandaki komşum verdi. O verince ben de sağa sola bir yerlere hemen iliştiriyorum. Evet. Bunlar direkt yetiştiği zaman bir 10 gün içerisinde zaten fazlasıyla büyür. Ayaküstü oturduğumuz yerde soğan işlerini de hallettik. Şimdi geliyoruz. Kenarlara daha sırık domatesleri diktik. Tele uzansın diye. Enginarlarımız var.